Evet spor severler, bir takla programından herkese merhaba. Bugün yine takla programımızın çok değerli ve önemli konukları var. Ülke sporumuza çok yönlü katkılar sağlayan, uzun yıllar geçmişten bugünümüze kadar büyük katkılar sağlayıp yeni dönemde de jimnastik ailemize çok büyük destekler veren çok iki değerli ve sevdiğim hocam, abilerim var diyelim. Öncelikle onlara hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Çok siz teşekkür hocam. Ederim. Hocam hoş siz de hoş geldiniz Uğur hocam. Jimnastik ailesine son zamanlarda çok büyük destekleriniz var. Ben o anlamda açılışı yapmadan bir teşekkür etmek istiyorum size. Sedat hocamla başlayıp Uğur hocamla devam edelim. Bir hocam kısaca sizi tanıyoruz, herkes biliyor. Çok yönlüsünüz. Ülke sporuna çok yönlü Voleybol Federasyonu, Spor Yazarları Derneği, antrenörlük, hakemlik, her şey maşallah, her yönden donanımlısınız. Çok da güzel işlere imza attınız. Dün de zannedersem bir final müsabakasında görevliydiniz. Kısaca bir sizi tanıyabilirsek hocam. Çok teşekkür ederim sevgili Hasan Başkanım. Öncelikle programa davet ettiğiniz için, şahsınızda Beret ailesine de böyle güzel bir ortamda bizi misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz. Her ne kadar dünyada da ülkemizde de işler pek iyi gitmese de, genel olarak iyi gitmese de bu spora da ister istemez yansıyor ama biz yine de bizi izleyen herkesin güzel bir güne uyanması ve gelecek adına umutlarını kaybetmeden yine de mücadeleye devam etmesi temennisiyle başlayalım. Evet, kısaca bir giriş yaptınız. Sizin de bildiğiniz üzere geçmişte futbol oynadığımız dönemler, sizin de oynadığınız, Uğur Hocam'ın da oynadığı, ardından voleybol camiası içerisinde hakemlik süreci, sonra Spor Yazarları Derneği çatısı altında elimizden geldiğince yazılı ve görsel basına da zaman zaman programda yaptığımız için yapmış olduğumuz katkılar. Sonra federasyon başkanımızın isteğiyle yaklaşık çok değil 18 yıldır MHK başkanlığı da voleybol adına sırtımızda gidiyor. Siyaseten zaman zaman sporun içinde, spor dairesinde de kısa süreli de olsa Uğur Hoca ile beraber yine görev yaptığımız bir dönem, bir süreç oldu. Ama deyim yerindeyse, tam da programımızın adı da galiba buna tam uygun. Takla atarak, bin bir türlü takla atarak bu işleri götürmeye çalışıyoruz. Nereye kadar gider? Program ilerleyen dakikalarında bunu çok daha detaylı konuşacağız zannederim. Sağ olun. Uğur hocam, siz de çok yönlü ülke sporuna destek verenlerdensiniz. Belki de ülkeye fitness antrenörlüğü ya da fitness'in yayılması, gelişmesi anlamında çok ciddi geçmişten gelen çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Futbola sevdalısınız, jimnastiğe gönül verdiniz, destek veriyorsunuz. Kısaca sizi de tanıyabilir miyiz hocam? Ben Uğur Çorba. Yaklaşık 25 senedir söylediğiniz gibi fitness sektöründe, artık dedesi dediğimiz bir olayda icra etmekteyim. Aynı zamanda da çok gönlü birçok spor branşında aktif olarak bulundum. Aynı zamanda Spor Danışmanlık Yönetim Kurulu'nda da kısa bir dönemde olsa görev aldık. Amacımız sporu ve sporcuya ne kadar katkı koyabilsek, hem bireysel olarak hem DAP Spor Kulübü olarak katkı koymaktır. İnşallah dediği gibi hocamın da taklaya gelmeden bu sorunları çözeriz. Ama yine de bunun nezdinde size söyleyeyim. Başkan olarak bize jimnastik federasyon olarak aynı zamanda kapılarınızı açıp da bizim de katkı koymamıza izin verdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sizden çalışmaktan da gurur duyarız. Elimizden geldiği kadar da spor ve jimnastik sektörüne aktif olan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışacağız. Çünkü misyonumuz şudur: spor yapamayan, imkan olmayan bütün çocuklarımızı sporu teşvik etmek, spora katmak ve ne kadar ülke sporuna spor imkanı tanıyabilsek de o kadar mutlu ve gururlu olmak. Son yaptığınız çalışma çok güzel hocam. İnci hocamızdan cumartesi günleri takip ediyoruz. Kısmet olursa bu hafta da gelip sizi ziyaret etmek istiyoruz. Dediğiniz slogan çok güzel. Yani spor yapmayan çocuk kalmasın anlamında, evet. Çok güzel destekleriniz oluyor. Bu anlamda da biz size tekrardan teşekkür ediyoruz. Yarışmacı sporcu dalında değil de yeni başlayanların dalında. Sizden daha önce yaptığınız temaslardan dolayı siz de biliyorsunuz. Bizim amacımız spora imkan olmayan çocuklara spor yaptırmak ve bunların içerisinde yarışmacı derece olanlara, işte federasyona ve ilgili daha çok yarışma sporcu yetiştiren kulüplerimize de oradan transfer edip onların, çocukların önünü açmaktır. Elimizden geldiler. İnşallah yavaş yavaş, dediğimiz gibi küçük adımlarla başladık. Sonumuz hayır getirdi. Sedat hocam,
İsterseniz jimnastikle devam edelim devam edelim. Ama dart çatısı altında evet, oradan, devam edelim. Evet, size şunu söyleyeceğim. Göreve geldiğimizde yanımızdaydınız. Evet. İlk toplantıda aldığımız kararla da işte o en kötü günümüzde doğru, dibe vurmuştuk. Geçmişten kalan borçlar. Aciz yediğimiz. Süreçler. Oradan bugünlere gelirken bütün her anımızda yanımızdaydınız. Evet. O gelişimi, yapılanları, yaptıklarınızı bize böyle bir anlatabilirseniz. Kısa bir nostalji mi yapalım? Evet. Sevgili, ve hedefler anlamında da. Tabii ki sevgili Hasan Başkan, çok zor bir süreçte görevi devraldınız ve o görevi devraldığınız dönemde de önce federasyonun özelliğinin tartışıldığı bir süreç yaşandı. Ve bizler de o günlerde bu dernek üzerinden, yani DAP Spor Kulübü Derneği üzerinden Jimnastik Federasyonu'nda kendi özelliğini kazanabilmesi için üyelik başvurumuzu yaptık ve yapılan seçimde de siz kazandınız. Ekibinizle beraber çalışmaya başladınız. Bir süre sonra tabii ki ister istemez bir federasyon çatısı altında federasyonun şemasının ortaya çıkması gerekir. O şemanın içerisinde yöneticiler, onun altında antrenörler, onun altında hakemler, onun altında sporcular ve tabii bunları bütünleyici kulüpler ve bunun kendi içinde o hiyerarşik yapıyı sürdürebileceği bir ortam hedeflerken ve biz de DAP Spor Kulübü olarak gelip bu işin içinde bizim üstümüze düşen kısmını yerine getirmek için toplantılara geldiğimizde sizden aniden bir şey öğrendik ve şok olduk. Geçmişten gelen, size genel kurulda ibra edilmeyen hesaptan kaynaklı bir haciz olayının ortaya çıktığını ifade ettiniz. Tabii ki hem yeni devraldığınız bir yapı var orta yerde, hem de bu yeni yapıya daha Bismillah deyip de elini uzatıp başlangıç yapamadan var olmayana da el koyuyoruz şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkınca psikolojik olarak gerçekten o gün hepimiz darmadan olduk. Sizin tabii bizim de her ne kadar olsa da ama sporcu boyutuyla o disiplin, direngenlik karakteriniz biraz daha ön plana çıktı başkan olarak ve biz bu işi sürdüreceğiz, yılmayacağız, mücadele edeceğiz, her kapıyı çalacağız, bizi seven sevmeyen, destek olmak isteyen herkese gideceğiz, bu federasyonun kapanmasını istemiyoruz şeklindeki bir yaklaşımınız oldu. Doğrudur hocam. Ve o yaklaşımın devamında da bugün neredeyse her bölgede kulübü bulunan yüzlerce sporcusu, yarışmacısı veya bizim gibi altyapı sadece çocuklar spor yapsın mantığıyla olaya yaklaşan DAP Spor Kulübü başta olmak üzere başka kulüplerinde içinde yer aldığı, Türkiye'ye birçok aktivitelere giden ve günümüzde belki de bu pandemi süreci içerisinde belki onu da gündeme getirmek gerekecek. Konudan konuya atlayarak da gidiyoruz. Pandemi süreci içerisinde sporun sadece spor olmadığı, federasyonların sadece kendi işlerini yapmadığı, sıkışan, ihtiyacı olan insanlara, ailelere, kurumlara ne koşullarda nasıl yardıma gitmeye çalıştığınızı da çok iyi bildiğimiz için belki de bunların da o toplumsal aidiyet duygusu içerisinde daha çok konuşulması gerektiğine inanıyorum hocam. Burada hocam çok güzel bir şey vardı, çok güzel hatırlattınız, ben unutmuştum. Yani o destek, yardımlaşma. Bize nasıl ki hani o ilk gün aileler, iş insanları destek verebildiyse biz de bir sonraki, yani Allah bir daha göstermesin o yoklukları ya da o sağlık sorunlarını, öyle bir olayda da biz onlara uzatılan ele destek vererek o birlikteliği sağladık. Ben şuna inanıyorum, Kıbrıs Türk halkı olarak kim nerede ne şekilde sıkışır ve desteğe ihtiyacı varsa o yardım elinin bir şekilde uzandığını birebir yaşayarak, yani biliyorduk, birebir de yaşayarak öğrendik. Bu anlamda da o günlerde bize destek olan ve bundan sonraki süreçte de bir destek olacak olan herkese de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yurt dışında bir yine müsabakamız var. Türkiye şampiyonası var. Oraya gidebilmek için uçak biletleridir, oteldir, ulaşımdır falan ciddi bir sıkıntı. Ama biz geçmiş dönemdeki yurt dışı ücretimizi alamamış, buna da gitmek için hazırlıklar yapıyoruz. Maalesef bütçemizin belli olmaması, spor dairesinin yapısının oluşmaması, işte seçim yasaklarının girmesinden ötürü oluşan o durağanlık ve hala daha hareket edilmemesi bizi çok kötü bir noktaya götürürken biz velilerimizden iki gün önce yaptığımız
toplantıda dedi ki biz bir şekilde çocuklarımızı götüreceğiz. Biz yazışmalarımızı yaptık, sonuç bekliyoruz. Eğer ki bize destek verilirse, yani ne hale geldiğimizi söylemek istiyorum. Evet. Yapı oluşur da bu destekler, bütçeler verilir ya da verilmesi öngörülürse biz de ona göre götüreceğimiz sporcuları ne şekilde götüreceğimizi belirleriz dedik. Gerekirse yine sponsor, yine destek, yine ailelerden bir destek alarak götürmeyi planlayacağımızı söylemiştik. Gelinen aşamada uçak biletlerinin karşılanabileceği yönünde bir destek oluşuma gidirildi. Ama oradaki oteldir, ulaşımdır, müsabakanındaki işte yaşanacak olan sıkıntılardır, Allah göstermesin, olumlu olumsuz şeyleri de koyduğumuzda çok ciddi geri planda bir sıkıntı var. Yaşadık hocam, çok küçük bir örnek vereyim size. Biz Türkiye'de bir etkinliğe gittik. Etkinlik sona erdi, döneceğimizde bir sporcumuzun pasaportunun kaybolduğunu fark ettik. Şimdi kafileden bir yöneticinin sporcuyla beraber orada kalması gerekiyor. Oradan Mersin'e KKTC konsolosluğuna gitmesi, gazeteye kayıp ilanı vermesi, polisten rapor alıp konsolosluğa götürmesi, konsolosluğun KKTC Dışişleri Bakanlığı üzerinden tekrar seyahat belgesi göndermesi, bunu da en az bir gün iki gün oralarda sizin bir yönetici sporcu, ki sporcu da kız çocuğu olduğu için, bir de yeğeni erkek olan bir sporcunun da kalmasını istedik. Ne olur ne olmaz, insanlık hali. Çünkü çamur atmak bir toplumda çok kolaydır. Filan kes falan kese filan yerde kaldı dersiniz. Temizleyemezsiniz de. Bunun getirisi olarak hiç hesapta olmayan bambaşka bütçesel de bir rakam çıktı ortaya yere. Yani bugün artık federasyonlar sadece sizin az önce ifade ettiğiniz bir antrenör, bir yönetici veya iki tane üç tane sporcuyla bir yere gitmekle de bitmiyor. Onun transferleri, onun otel masrafları, onun orada hesapta olmayan başka, Allah göstermesin, programın adı gibi takla atarken çocuğun bir sakatlık yaşadı ve bir hastaneye gitmesi gerekir. Ciddi bütçelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Siz uçak biletinin ve kalacak otelin masrafını düşünürken, onu nasıl tedarik ederim diye beklerken, hesapta olmayan bambaşka şeyler karşınıza çıkabilir. Aynı benzer şeyler şu anda voleybolda da, basketbolda da, handbolda da, atletizmde de, neredeyse yani yurt dışı teması gündemde olan tüm federasyonlarda geçerli ciddi bir sıkıntıdır. 2021'in bütçesinin son dilimini aldınız mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla alındı hocam onlar. Son, yeni evet. Yeni. O dilimin 3. periyodun başında, yani bundan belki de 6 ay önce size verilmesi gerekirdi. Peki 6 ay önce, bugün toplumun da çok ciddi bir yarası olduğu için döviz krizleri ve beraberinde ben gelirken sabah, şimdi Mausa'dan Defkoşa'ya gelebilmek için oğlum benden daha akıllı, daha öngörülü olduğu için evdeki iki arabadan hangisinde benzin var kontrol etmiş. Benzin olanı alıp çıkmış Mausa'ya gitmiş. Ben de çıktım, ötekinde benzin neredeyse yok denecek kadar. Programa yetişmem gerekiyor. Benzin istasyonuna gittiğimde bana hocam 95 oktan benzin yoktur. 98 isterseniz vereyim size. İsterseniz yok deyin. Öngörülmeyen giderler. Anlatabildim mi? Ve 98'in size motora ekonomik boyutuyla ne katacağının hesabının olmadığı bir ortamda o günden bugüne 6 ay önce almış olduğunuz bir parayla yapabileceğiniz aktiviteleriyle şu anda yapabileceğiniz aktiviteler belki de yarı yarıya gitti. Artı bunun bir sonraki adımı var. Şu anda 2022 yılı için tüm federasyonlar öngördüğü bazı aktiviteleri yerine getirmek için altyapı oluşturmak zorundadır. Örneğin hangi bölgeye gideceksiniz? Diyelim ki İstanbul, Ankara, İzmir. Orada otellerle irtibat kurmanız gerekir. Sizi havaalanıyla otel arası veya otelle aktivitelerin olduğu bölgeye götürüp getirme konusunda transferler var. Bu sporcuların, yöneticilerin, antrenörlerin orada herhangi bir yemek de yemezsiniz. Tamam, köşe başında gidelim, bir kebapçıda, bir ciğercide bir şeyler atıştıralım şeklinde bir yemek boyutuyla atlatamazsınız. Yok böyle bir şey. Sporcu yemeğinin, sporcunun istediği saatte yarışma saatine paralel olarak hazırlanması, içeriğinin ne olması gerektiğine kadar düşünmek zorunda olan bir kitleyle bir aktivite süreci bekliyor sizi. Peki siz bütün bunları düşünürken, kafa yorarken aileler, sporcular, kulüpler bunun üstünde uğraşırken bütçeniz harap belli mi şu anda?
Değil. Onu Uğur Peki, hocamıza... Peki bütçenin belli olmadığı bir ortamda siz 2021 bütçesiyle mi gideceksiniz? 2022 bütçesiyle mi gideceksiniz? 2021 bütçesiyle giderseniz bunların hangisini devre dışı bırakmak zorunda kalacaksınız? Yani söylerken bile vicdanen rahatsız oluyoruz. Hangi çocuğun aktivite yapmasını engelleyeceksiniz? Hedef yurt dışı diyoruz. Yurt dışına gidecek olan iki tane çocuğun tamamen duygusal boyutuyla gidememesi kimisi kısmında kimi ekarte edelimin gaylesini çekiyoruz? O beni şöyle üzdü, buradan da Uğur hocama döneyim. Dün yaptığımız görüşmelerde aile aradı beni. Hocam dedi, işte hani çocuğum gidemeyecekse ne yapacağız dedim. Ya bir şekilde yani durdum şimdi. Ya gidemezse o çocuğun yaşayacağı psikolojik sıkıntı, müsabakayı kazanmışım, dereceye girmişim ama Türkiye'ye gidemiyorum. Travma. Travması. Durdum öyle. Ben kendi çocuğuma bunu nasıl söyleyebilirdim hissini büründüğümde? Yok dedim ya, bir şekilde dedim aileye, biz bir şekilde bunu çözüp bu çocukları götürmemiz gerekir şeklindeydi ve bağlantıları da kurduk. Çözmeye çalışıyoruz, çözeceğiz. Hocam bu bütçelerin oluşurken, yani geldik Uğur hocama döneyim buradan. Spor dairesinde de görev yaptığı için. Görev yaptığı için yönetim kurulunda da görev aldınız. Mart ayına geldik. Yani neredeyse yıl bitecek. Biz daha bütçemizi bilmiyoruz. Yurt dışı olacak mı, verilecek mi? Ne kadar bir büyüme olacak? İşte uçak biletleri örneği ya da insanların asgari ücretin yükseldiği bir ortamda her türlü TL'nin erimesinden dolayı oluşacak sıkıntıdan ne kadar devletin gücü var bunu karşılayabilir noktasında. Neden Mart ayına geldik, biz hala daha bunu federasyonlara bildiremedik? Çok güzel bir soru ama şöyle başlamak lazım diye düşünüyorum bu konuya. Spor ve siyasetin iç içe olduğundan dolayıdır. Çünkü siyasetteki karmaşa maalesef spordaki karmaşayı yaratıyor. Şu da bundan ibaret. Mesela şu anda yönetim kurulunda bu kadar tecrübeli insanlar var ki, yıllarca burada olan ve artık bunları öngörebilen, artık hesaplama, planlamada tamamen uzman arkadaşlarımız var. Demek ki burada kişisel değil sorunlar. Yani oradaki bireylerin bir sıkıntısı yok. Buradaki konu siyasetin tamamen spora etkisinden dolayı oluşmaktadır. Çünkü bütçeler Kasım ayında, özellikle biraz daha geri gelsek, Mart ayında sizin federasyonlar olarak, bizim de kulüpler olarak size mali rapor vermemiz lazım. Bir sene önceden yapılan bir planlamadır bu. Siz de aynı şekilde bunu spor dairesine verirsiniz. Ve yıllık planlamanızı yaptığınız için siz Mart ayı ve Haziran ayı içerisindeki planlamalara göre, yasaya göre yaptığınızda biz spor dairesi de, biz dediğimiz öyle alışkanlık kaldı. Orada bütçe de ona göre çıkar. Onların yarışmaların işte kategorileri, istenen bütçenin uygunluğu hep hesaplanır. Ve bu Kasım ayındaki nasıl meclisten geçerken spor dairesinin aynı şekilde bütçesi geçer, onaylanır. Spor dairesinin iki türlü bütçesi vardı. Bir, spor dairesine bağlı olan milli piyangolardan gelen bir miktar para vardır. O para maliye aktardıktan sonra kendisine kalan bir parası var. Bu spor dairesi genel yönetim kurulunun spor federasyonuna böldüğü yıllık bütçelerdir. Bunlar da genelde aralık sonu, işte maliye, devletin bütçesi onaylandıktan sonra içinde ayrılır ve belirlenir. İkincisi, bir de maliye üstünden tekrar geri gelen spor dairesine bir bütçe vardır. Bu da spor dairesi müdürünün kalemindedir. Bu da işte spor federasyonlarının eksik olduğu kalemler, malzemeler, işte elektrik gideri, sizin daha önce yaşadığınız maalesef sorunlar gibi için minderdir veya diğer konulara giden. İki yerden iki kalem vardır. Ve bunlar yılbaşı bittiğinde biter. Maliye, maalesef 3 ay geçmesinin sebebinin ben siyaseten olduğunu üzülerek söylüyorum. Yani bunu bildiğim için size söylüyorum, bir şey olarak yardımcı görmüş bir şey. Burada sistemler siyasete bırakılmamalı. Tamamen uzman kişilerin, şu anda olan vakıf, onaya vakıf olan insanlar olduğu gibi bir ortamda yine aynı şekilde kalem kalem bölünüp önceden prosedürleri daha da ayrıntısı eksiği giderilerek tabii. Bunlar dediğiniz gibi spor dairesinin önceden bölünüp size teslim edilmesi gerekir. Ki kaldı ki bu durumda dövizlerin %100, %100 hatta %150, bahsettiğiniz genel giderlerinizin, çocukların beslenmesinin %200'e varan gıdaların arttığı bir dönemde çoktan belirlenmesi lazım. O günkü Mart'ta sizin verdiğiniz bütçeye göre şu anda o bütçe %50 oldu demektir. Siz 100 lira verdiyseniz, talep ettiyseniz bugünkü koşullarda 50 TL vereceğiz, biz vermiş olacağız. Yani %50 kaybınız oluyor. Aynen. Başında siz bir de bunu veremediğini düşünürseniz devletin, o da yok artık. Hocam şöyle bir şey, bir hareket yapamıyorsunuz siz. Hocam şunu da söyleyeyim. Mesela biz görevi devraldığımızda 150 çocuk vardı. Evet. Şu an 3000 çocuk var. Kulüp sayısı sıfırdı. 16 kulüp var. 27 noktada takla atılıyor. Ve bunlar görülüyor. Biz bu raporlar, hani siz dediniz ya, biz federasyon olarak üzerimize düşenleri yaptık.
faaliyet ve mali raporlarımızı sunduk, belirttik. Dedik ki bunlar var. Sayımız budur ve şeffaf bir şekilde. Yani yönetim kurulundaki arkadaşlar oturduğunda ya evet ya Cimnastik Federasyonu buydu buraya gelmiş. Düşünün 220 bin TL olan bir önceki federasyon döneminde diyelim 150 çocuk varken 220 bin TL verilirken biz 320 bin TL aldık. Yani hani çocuk sayısı, kulüp sayısı faaliyetlere göre bir ölçüm yapılmıyor mu? Bunu soracağım size. Bir de bizim geçmişten kalan bir yükümlülük vardı. 30 bin TL'de 2021 yılında biz bunu ödedik. Oturulduğunda denmiyor mu ki ya? Yani bu Cimnastik Federasyonu bunu yaptı, bunu yaptı. Bu kadar borcu var. Bunun üçken beş olması gerekiri düşünmüyorlar mı? Ya da düşünmek mi istemiyorlar? Ben Şöyle bir şey söyleyeyim size onu. Ben onu ya da yaşadığım için söyleyeyim size. Biz burada bir Türkiye'yle bir temas kurmuştuk. Örnek sunayım. Biz kolay anlaşılması için şu anda Futbol Federasyonumuzun lisanslı sporcu sayısı resmi sitesine göre de bellidir. Ve bu sporcuların görevleri, aldığı müsabakalar hepsi web sayfasında vardır. Bazen öz eleştiri yapmak lazım. Şu anda bulunan 32 artı federasyonumuzun kaç sporcusunun olduğu web sayfasında bulunması lazım resmi olarak. Artı bu sporcuların müsabakalarda kaç müsabaka yapıldığını hepsinin görünmesi evet. gerekirdi. Biz böyle bir çalışma için o zaman basında çalışan bir arkadaşımız da şeydi. Spor dairesinde böyle bir sayfası olması gerektiğini ve gerçekten üzülerek söylüyorum. Naylon fatura gibi yanlış lisanslama olmasın ve çünkü unutulmasın ki spor dairesinin esas görevi ne kadar sporcuya dokunabilirsedir. Yani ne kadar halka sporu indirebilir ve sporu imkanını yapabilir, imkanı sağlamak. Önce ama dokunması gerekir. Yani söylediğiniz birinci sorunun cevabı bu. Bizim şu anda resmi olarak gerçekten bir boşluk ve karmaşa vardır. Kaç sporcu var federasyonlarda? Bunun birleşik bir havuz dediğiniz gibi bir web sayfası olması lazım. Örnek gösterdim. Futbol Federasyonu'nun şu anda yaptığı güzel, temiz bir örnek. O zamanki söylendik ama biz tabii ben kısa vade kaldığım için sonunu bilmiyorum. İddia etmiyorum ama ben hala daha görmüş de değilim. Şu anda 32 federasyona girip bir spor dairesi federasyonu görmedim. Demek ki bir şey yürümedi o kalem. Dolayısıyla kaç sporcuya dokunulan insan varsa bu sefer rakamsal boyut çıktığında bakın X federasyon bu kadar sporcu dokundu. Demek ki sporcu başına biz bu kadar katkı payı ayırdık. 10 lira attım şimdi rakamı örnek vermek için. 100 sporcuya bu kadar para. 20 sporcu yapana bu kadar para. Bir bu şekilde ayarlanması lazım. Bir de müsabakalar vardır. Yurt içi yurt dışı. Onu da kendi içerisinde bahsettiğim gibi yönetim kurulu kaleminde zaten böyle bir avantajları da vardır. Çünkü onların önceden bilet alma veya yüküm bilet alma olayından dolayı biliyorsunuz toptan önce daha farklıdır. Dolayısıyla resmi müsabakalar zaten kendisine belli olduğu için Türkiye veya yurt dışı temaslar önceden bu kişi işte 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi biletler ayrılırsaydı ki öyle bir proje yap dedik biz o zaman ki bunun daha başka bir daha büyük boyutu vardı. Paranın nereden geleceğini de hep konuşmuştuk ama maalesef sözde kaldı ki siyasetine o da gitti. Dolayısıyla federasyon üstündeki yük şuydu. Yaptığın aktivite göre para, çalıştığın sporcu ailene göre para ve yaptığın temaslara göre para. O zaman kimse de şu anda yaşanan federasyon sorunu yaşanmayacağına inandığımız bir düzendi. O günkü yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup başlattığımız bir projeydi. Maalesef ben çok kalmadım zaten biliyorsunuz ben 3-4 ay kaldım. Ondan sonra ilerlemediğini şu anda 7 sene oldu, 6-7 sene oldu, 2015'ti. 2015'ten buraya bir şey bir arpa boyu olamayıp olan da gittiğini görüyoruz maalesef. Ki ona nasıl para getirebileceğini. Çünkü spor marketin diye bir olay vardır. Bu marketin olayında şudur, sporcu, kulüp, federasyon ama bunun yanında seyirci, aileler bu katkı yapabilmek için de bu marketin olayı bizde pek yoktur. Bizde şu vardır ki bizim yaptığımız kulüp olarak, DAP spor kulübü olarak da tamamen de biraz daha dışarı çıkıp devlet para versin yapalım. Ama biz sizin şahsi uğraşlarınız dışında, sizin tanıdığınız kişisel Hasan olarak uğraşlarınız dışında kalkıp da biri gelip Hasan Bey federasyon başkansınız diye size bu katkı yapıyorum diyen biri oldu mu Hasan Hanım? Olmadı. Herhangi federasyon başkanı olduğuna inanmıyorum. Olmamıştır. Bak genel anlatıyorum. Olduysa da Aspen kadar biri olmuştur. Ama biz bu albini yaratmak, bu spor marketini yaratmak bu işte spor dairesinin de bir görevidir aslında. Yani parayı verelim işte bu kulübe bu kadar, bu futbol bu kadar, basketbolu bu kadar değil aslında. Bizim marketin olayına da başlamamız lazım. Çünkü sporda ayrı bir bütçesi, kendi içinde bir pazarlaması vardır. Ve bunun tanıtımı ve ilerleyecek yani işletmesi lazım. Ama bize maalesef şu vardır, yine üzülerek söyleyeceğim, siyasete döndüğü için her şey, hep muhtaç olma, hep kulübe, daireye
veya daireye bağlı bakanlığa, siyasete hep öyledir. Biz gelene kadar zaten Spor Dairesi Yönetim Kurulu'nun çok da şeyi olmamıştı maalesef. Değeri de bilinmezdi gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra öyle bir duruma geldik. Yani burada böyle bir bütçe var. Biz oysa şuydu anlatmak istediğimiz, bu bütçeyle spor kalkınabilirdi. Ama bu sefer tam tersine siz de şahit oldunuz ve seyircilerimiz de çoğu da şahit oldu. Sanki de bir pazarlık masası oldu. Bu kurum Spor Dairesi olmazsa olmaz, piyango olmazsa olmaz. Ya bu para yeme, siyaset yönetme bir yeri değildir. Burası tamamen bu bütçenin spora ve sporcuya ve bununla sporun kalkınmasına aktarılması gereken bir bütçedir. Burası makam, koltuklar geçicidir hepimiz için. Hepimiz için. Biz burada bugün Uğur vardır, yarın Sedat vardır, yarın Hasan vardır. Hepimiz görev alırız. Bunda da koşulmayız çünkü katkı koymak içindir. Ve biri koyduğunda da biz gurur duyarız. Biz mesela bugün Hasan'ın o günkü koşullarını bildiğimiz için, Sapsız'ın bugüne getirdiği için biz Hasan'dan gurur duyuyoruz başkanımızla. Sağ olun. Bunu yapamayanları da görüyoruz. Biz çünkü bir önceki başkanları da ben işim gereği spor yönetimi olduğu için gördüm. Ve maalesef ona çakta tutanlar sistemleri de gördük. Şimdi ne oldu? Yönetim kuruluna bir karmaşa yaratılmaya çalışıyor. Sporun kendine bir karmaşa yaratılmaya çalışıyor. Karmaşa yaratılırken bu yana siyasi bir çekişme veya kişisel hırsların yanında spor yapmak isteyen şu anda minik kızlarımız, oğlan çocuklarımız ne yapıyor? Ben acaba endişe, kaygı, bu kadar pandemi kaygısının altında durarak gidebilecek miyim? Acaba çocuk kendine verilen görevi başarmış ve kullarında derece almış, yurt dışına gitmek tensel. O çocuğa vereceğin en büyük empatik, bunu kendine düşünün. Empati, bak sizin çocuğunuz var diye düşünürsünüz. Ama empati yapın, çocuğun yerine koyun. Hayalini geçirdim çocuk. Ben bir level daha atlayacağım. Kişiliğim gelişecek, bedenim gelişecek, ruhum gelişecek. Ama sen devlet olarak buna ön vermiyorsun. Çünkü sen siyasetine parayı, sporu karıştırmışsın birbirine. Spor Bakanlığı kelimesi bizi de basın yapıyor. Evet. Ben, siz de basındasınız, yanlış anlama Sedat Bey beni ama basının bunu şey yapması, Spor Bakanlığı'nın ayrı kolay yönetmesi için değil. Spor Bakanlığı istediği yerde olsun, önemli olan doğru yönetilsin. Siyasetin elde etmesin. Bir devletin devamlılığı gibi akışkanlığı olsun, sistem yapısı olsun. Yoksa başında dediğin gibi yine Uğur olmuş, Hasan olmuş, Hüseyin olmuş değil. Yapı dönsün. O kişinin iki dudağı arasında kalmasın veya o günkü devletin her gün koşul değiştirir gibi değiştirmesin. 120 sahamız vardı. Bizim futbol yapılan 9-10 sahamız da ciddi anlamda. O zamanki koşullar yani ciddi. Daha şimdi bizim memleket daha teşekküllü anlamında. 120 sahaya hangisine bakacaksınız? Söyledim. Yapamadığınızı da küçültelim. Gerekirse başka bir imkanlara dönüştürelim. Sizin bahsettiğiniz gibi kapalı salonlara dönüştürelim olanları. Boşuna yer aramasın Hasan. Handball Federasyon Başkanı ne Basketbol Federasyon Başkanı yer aramasın. O salonları da o zamanki böldüğünüz proje gibi şey, Güney Mesele, Kuzey Mesele, Karpaz'dır, Omurfo'dur. Bölelim, kapalı salon yapalım. Mecbur değil herkes futbolcu olsun veya mecbur değil herkes jimnastikçi olsun. Ama unutmasın gereken bir şey vardır ki sporun temeli jimnastik, yüzme, atletizmdir. Bunun üstüne basarak yükselen bir spor olabilir. Biz 1980'lerde, 90'larda Türkiye müsabakalarında okul olarak da, halk olarak da, bireysel olarak da çok büyük başarımız vardı. Şimdi geldik bir tane iki çocuk. Takdir ederim. Ama biz toplum olarak da beden eğitimine sporu ayırıyoruz. Bahsettiğiniz gibi ben aslında aynı zamanda da spor salonu sahibiyim. Aynı zamanda da 25 senedir bu işletmenin içindeyim. Ben daha önce motorik gelişmediğimiz beden eğitimini, bakın burada ayırıyorum. Beden eğitimi başkadır, spor başkadır. Bu çoğu insan birlikte kullanıldığı için aynı sanıyor. Değil. Beden eğitimi, jimnastik dersi temeli, atletizm temelinde olduğu gibi, yüzme gibi, vücudun motorik gelişimini tamamlayan gençlerin, kendine özgüveni gelen gençlerin oluşturulması için çok önemli bir derstir. Ha biz matematiktir, fiziktir, kimyadır iterek beden eğitimi dersini sadece azalttık. Sonra hocalarımızın motivasyonu düşürdük, beden eğitimi hocalarımızın. Sonra vertop oynasına döndü. Şimdi maalesef omurga sorunu yaşayan, omurga sorunu. Bakın ben geçtim artık obeziteyi. Ben bundan 4 sene, 5 sene önce belediye tekrarlarında obeziteyle konuştum çocuklar için. Onu geçtim ben artık. Şu anda omurga ve motorik gelişim sorunu yaşayan çocuklarla mücadele ediyoruz. Bu çok üzücü. Ve onun için zaten misyon olarak da ne dedik biz? Biz kendi bütçemizi, ekonomik bu yandan kazandığımız bütçeyi bireysel olarak devletten beklemeden federasyonumuzla işbirliği içerisinde biz ücretsiz bütün çocuklara yayalım. Hiçbir ücret ödemesin. Amacımız sporu ve sporcuyu seven bir nesil yetiştirmek. Çünkü sporcuyu seven neslimiz de yok. Sporcuya destek olan, karşılayan bir nesil de yok. Eskiden öyle değildi. Aferin oğlum koştun başardın derlerdi. Şimdi ne koşan oldu? Oldu mu böyle şey? Ne alacaksın? Ne yapacaksın? Ne olacak? Ne olacak? Koştun terledi. Evet aynen öyle. Yani şu anda mentalite değişti. Bu çok üzücü bir şey. Eğer toplum yönetimi, toplumda sosyal, şimdi dediğiniz gibi bir vardır yarışmacı sporcu yetiştirmek.
Bu bizim misyonumuz değil. Bir de var dedi ki sosyal olarak insanların bedeni eğitim ve ruhunu geliştirecek. Unutmayın. Sağlam, çok güzel Atatürk. Sağlam kafa. Sağlam kafa ve sağlam vücutta bulun. Bunu unutmayın. Bunun durumu budur. İnsan düşündüğünü yapabildiği sürece mutlu ve huzurludur. Düşündüğünü yapamadığı sürece endişe, kaygı içerisinde, olumsuz düşünceler ve yapılar içerisinde negatif enerji verir, negatif hareketler yapar. Bu da toplumda huzursuzluk ve kaygı, endişe kaygıyla bağlı hoş olmayan, adli suçlara varan sıkıntılar yaratır. Ki maalesef gençimizin, ki bizim zamanımızda iki konu vardı. Bir içinden yani şey yapılan, şimdi benim bile anlamadığım, hesapta o kadar eğitimliyiz, o kadar soruyor ama çok değişik yollara giden gençlerimiz var. Bu gençlerin enerjisi atacağı spor branşları dururken başka yerlerde kendilerini göstermeye çalışıyor. Bu da anne babaların ekonomik olarak da, sağlık olarak da üstüne tedirgin çocuklarının hoş olmayan yerlerde görüyoruz. Bu devletin şu anda silkinip kendine gelmesi gerekir. Siyasetin sporu tamamen ayırması lazım. Spor bakanlığıymış, Milli Eğitim Bakanlığı, ekonomi bakanlığı. Ben onda değilim. Zaten onun amacı, o da maalesef abes iştikal olduğunu söylüyorum tekrar. Bunu kızarak çok ağır konuşmadan. Bu da oradaki paranın siyaseten veya şahsen kullanılması, imkanların kullanılması içindir. Hoş olmayan yerlere gitti. Böyle gidecek zaten. Spor daha sizin söylediğiniz gibi federasyon veya diğer federasyon başkan arkadaşlarımızın daha kötülüğün başında olduğunuzu söylerim. Maalesef bu karamsar tablo çiziyorum. Çünkü daha biz buna daha inmedik. Daha şu andaki başkanımız, başbakanımız da buna daha eğilmedi gördüğüm kadarıyla. Hala daha bizim yönetim kurulu ne olacak belli değil. Yönetim kurulu arkadaşlar şu anda geleceği belli değil. Öyle bir sıkıntımız da var. Spor şurası yapılamadı falan. Olan şuraları da tartışırız. O ayrı, o daha başka bir kalem. O da ayrı bir konu. Başka bir boyuta verdiğin örnek çok iyi bir örnek. DAP Spor Kulübü olarak biz kendi içimizde sadece jimnastikte değil. Evet. Bisiklet var, dağcılık var, yürüyüş var. Başka bir sürü farklı. Sporu sevdirme adına. Sportif anlamda insanımızın sağlıklı bir yaşamı hedeflemesi mantığıyla hareket ediyoruz. Yani yaşam boyu spor dediğimiz o felsefeyi DAP kendi içinde pratiğe geçirme konusunda ufak da olsa çeşitli adımlar atıyor. 30 küsur federasyonun altında bize olası gelebilecek olan tüm branşlarda sportif aktivitelerini yerine getirebilmeleri için isim burada spor kulübü olarak hazır. Bizden çok maddi bir şey beklemeyin. Biz de sizden maddiyeten hiçbir şey beklemiyoruz. Jimnastikte de olduğu gibi. Kendi yağında, kendi kavrulacağı şekilde buyurun gelin spor yapın mantığıyla hareket edebilen ama bunu da yaparken sevgili başkan biraz da mütevazi olduğu için bu kısmını söylemiyor. Kendi bütçesine göre, kendi imkanlarına göre belli bir planlama, bir program çıkarıp ona göre hareket edebilirken 3 kişi, 5 kişi de olsak kendi içimizde bunu yapabilirken devlet bunu yapmaktan aciz midir? Tam tersi. Spor dairesi, başta yönetim kurulunun olmak üzere ülke sporunun vizyonuyla ilgili bir kere çıkarıp projeler ortaya yere koyması gerekir. Buraya bağlayayım ben hocam. Bununla ilgili bir sorum olacak size. Mesajları okuyayım. Hemen döneyim buradan. Devam lütfen edelim. İnci hocamız günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Değerli hocalarım, saygılarımla. Hasan hocamız iyi yayınlar dilerim demiş Hasan Çolak. Murat Göztaş iyi yayınlar hocalarım. Mehmet Arslan iyi yayınlar hocalarım demiş. Bilgin hocamız iyi yayınlar dilemiş. Takipte ediliyor oradan. Özelden de yazanlar var. Bu yandan evet Mustafa hocamız da iyi yayınlar demiş. Hocalarım demiş bizlere. Hocam şunu söyleyeyim. Hani şu kısmını ben tamamlayayım, siz devamını tamam, getirin. Tamam. Uğur Hoca'nın spor dairesi yönetim kurulu üyesi olduğu dönem şu anki şura kararıyla gelen bütün arkadaşlarımız yine oradaydı. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır beraber farklı sportif aktivitelerde birlikte teşviki mesai yaptığımız arkadaşlar. Umar Göker benim asker arkadaşım. Cemal Gonnoğlu benim futbol beraber top oynadığım. Turgut Karamanoğlu çok uzun yıllar birlikte yine çalıştığımız arkadaşımız ve bu arkadaşlarımız şu anda A'dan Z'ye spor dairesiyle ilgili her şeye vakıftırlar. Sorun bilmek değildir. Sorun yapma kısmındaki boyutta tıkanan bir şeyler var. Hocam çok iyi hatırlar. Bir gün dedim ki spor dairesi yönetim kurulu başkanı olarak geçici bir süreliğine gönderildim buraya.
Sizinle biz bir yerlere gidelim. Siyasi atanmışlar ve şuradan gelenler. Bir Salamis'e uğradık. Bir de Bafra bölgesindeki 5 yıldızlı otellerimizin olduğu yere, o tarafa gittik. Gittiğimizde Salamis kısmında ticari boyutla sportif anlayışın harmanlanması örneği olsun diye söylüyorum. Otelin doğal olarak kendi çevresinde bulunan devlete ait hali arazilerden bir kısmının otele verilmesi, işte sportif aktiviteler yapılmasıyla ilgili beklentisi, talebi. Ben de hepsinin orada olduğu bir ortamda, spor dairesi müdürü de orada. Peki bizim yarın kamuoyuna, spor camiasına verebileceğimiz bir cevap olması için siz devlete, spor camiasına ne vereceksiniz? Şimdi maliyeden yıllık 2000-3000 TL'ye sözleşme imzalayalım, verin bize kısmı, beni kurtaran kısmı değildir. Zaten çok cüzi bir rakam. Otel dünden buna bayılıyor. Sorun o değil ama. Ve ülkenin en büyük sorunu sahaların, özellikle futbol sahalarının sulanması problemi. Tatlı su sorunumuz var. Kuyulardan sağdan soldan taşınan o günün parasıyla milyon TL, Lefkoşa bölgesi milyon TL'de Mausa bölgesine paranın verildiği bir dönemden bahsediyorum. 7 yıl. Sadece sulama için. Sadece sulama olmayan için. Olmayan paranın bölünmesi. Olmayan işte spor dairesinin parası. Siz nasıl bu sahayı ayakta tutacaksınız? Çünkü ben yeni Boğaziçi'nde antrenörlük yaparken, futbol antrenörlüğümüz de var. Belki de o dönemde aktif top oynuyordun hocam. 1999-2000'li yıllarda. Biz zaman zaman antrenmanlarımızı o bölgede, tam da onların talep ettiği sahada yapmak zorunda kalıyordu. Koca Reis'in hemen yan tarafındaki, evet, bir arazi. Spor dairesinin. Şu anda değil ama otelin artık. Söyleyeyim yani. Orada biz milli takım alınmadan verildi. Kamp da yap dedik diye hatırlıyorum. Hiçbir şey alınmadan verildi hocam. Evet. Bak. Bize otel yönetiminin söylediği, biz arıtma tesisimiz üzerinden günlük ne kadar su isterseniz size verebiliriz. Yıllık yaklaşık 1 milyon TL'lik bir bütçenin devletin sırtından kalkması demektir. Sadece Mausa bölgesi için. Çünkü İskele'den tutun Beyarmudun'a, Vadili'ye kadar Mausa bütün o sahaların sulanmasıyla ilgili yapacağınız tek şey bir tanker, bir şoför. Gidip alacak. Gerisi alacak, dolduracak, gidecek, taşıyacak, gelecek. Zaten bu iş birilerine tevdi edilmiş, parası da ödeniyordu. Biz bunu gündeme getirdik. Gittik kendi büyüklerimize aktardık. Ama ne yazık ki, bak öz eleştiri yapıyorum. İçinde bulunduğum siyasi yapının o günkü koşullarda gereğini yapmamasından dolayı o günün parasıyla 7-8 sene önce 1 milyon TL heba oldu gitti. Peki bu arazi ne oldu biliyor musunuz? Şu anda yine otele verildi. Bizden sonraki siyasiler verdi. Hiçbir şey de istemedi. Hiçbir şey de istemedi. Ha, bizim istediğimiz ama şu da vardı. Bu saha yapıldıktan sonra, ki sizin hedefiniz, amacınız, bize söylediğiniz, ifade ettiğiniz şekliyle yurt dışından futbol takımları başta olmak üzere kamp amaçlı gelsin. Akabuk otel. O zamanki bizim de amacımız buydu. Bizim Alanya'ya, Antalya'ya gidip masterler olarak bile top oynayıp da girdiğimiz ortamları, ki bugün Antalya, yalnız Antalya bölgesi 2000'in üzerinde kulüp yıllık olarak misafir ediyor hocam. Bakın 1, 2, 3 değil. 2000'in üzerinde kulüp misafir ediyor. Sadece futbol amaçlı söylüyorum bunu. Rusya'nın çok soğuk bir iklim kuşağı var. Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın kendine göre iklimsel o ölü sezonlarında gelip değerlendirme amaçlı Antalya, Alanya kısmına gelip yaptıkları o konaklamadan belediye başkanının bize gittiğimizde spor yazarı kısmıyla, ifadesiyle o dönem, ki 6-7-8 sene önce belki de önceydi, 2000 kulüp vardı. Aynı iklim kuşağına sahipsiniz. Tamamen aynı iklim kuşağına sahipsiniz. Neden siz bu pastadan küçük de olsa bir pay Kıbrıs'a ve Kıbrıs Türk halkına, toplumuna, ekonomisine düşmesi için gereken hamleyi yapmıyorsunuz? Buna yönelik talebimiz, otel yönetimi dedi ki oturalım protokol yapalım sizinle. Sizin de bu tür talepleriniz olduğunda gelip yerine getirebilmesi için spor dairesine bu imkanı da sunalım. Bu bir parçasıydı. Oradan çıktık. 5-6 madde daha vardı. Oradan çıktık. Bafra bölgesine gittik. Benim geçmişte, hani az önce voleybol diye başladık, giriş yaptık ya, dün akşam da Kadınlar Ligimizin finalini yönettik. Doğu Akdeniz Üniversitesi şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz.
Karpaz Gate Marina aslında Erenköy Lisesi'nin çocukları bakın isteyince okul ve sporun iç içe olabilmesi kısmında kulüp okul işbirliğinin nereye kadir olduğu kısmına çok iyi bir örnektir. Zamanımız kalırsa onu da konuşuruz. Lise takımı akşam final oynadı Doğu Akdeniz Üniversitesi ile. Ne kadar güzel. Hiç önemli değil. Kazanmış, kaybetmiş. O çocuklar yarın Doğu Akdeniz'de vakıflara, diğer üniversitelerin veya diğer kulüplerin altyapılarına gidecek. Sporcu olarak yetiştiği yerden çıkıp lisanslı gidip kendi geleceğini kurma kısmında Erenköy'de çok ciddi bir çalışma var, aşağıdan geliyor. Yetiştiren Erdin çocuğu var orada. Buna paralel... Önemli olan niyet. Tabii ki niyettir işte. Niyettir. Bafra bölgesine gittik. Bafra bölgesindeki X bir otelde sohbet ederken arkadaşlar dedim, biz aslında niye buraya geldik biliyor musunuz? Şu anda 4 veya 5 tane aktif 5 yıldızlı otelimiz var. Şu an çalışıyor burada. Ama projenin bütünü bittiğinde idealde Bafra bölgesinde 14 tane 5 yıldızlı otel vardır. Hepsi bittiğinde, devreye girdiğinde. Peki ben bundan 15 sene önce bugün gurur duyduğumuz Türkiye'nin Uluslar Kupası sahibi Eczacıbaşı takımı var. Halkbank var. Fenerbahçe var. Erkeklerde aynı şekilde. Arkas var. Voleyboldan bahsediyorum. Evet. Bunlardan Final Four oynayacak olan iki tanesi Rusya'nın Uralüşka takımıyla Eczacıbaşı'nın Kıbrıs'ta kamp için geldiği, bu uygun koşullarda kamp için geldiği, Girne'deki otelde sağlıklı ortam bulamadıkları için antrenman amaçlı Mausa'ya çıkıp gelip antrenman maçını yönetmiş biri olarak diyorum ki benim için çok ciddi bir gururdu. Harada bir motivasyon kaynağıydı. Televizyonda seyrettiğiniz uluslararası müsabakalarda oynayan sporcuların maçını yönetmek, birebir onlarla o diyaloğa girmenin ne demek olduğunu bir hakem olarak bile ifade edemezsiniz. Uraluşka Eczacıbaşı bir daha geldi mi buralara? Gelmedi. Neden? Girne'deki bir otelde kalıyorsa, Lefkoşa'ya ve Mausa'ya antrenman amaçlı salona gidiyorsa bir daha gelmez. Gelmez. Peki biz 14 tane yıl büyük 5 yıldızlı otel orada yapıyoruz. Bu 14 5 yıldızlı otelin bulunduğu bölgede bir tane salonunuz ya da futbol sahanız var mı? Bu ya yönde spor bir, projeniz var mı? Bu yönde bir endişeniz var mı? Bir beklentiniz var mı? Bir gayleniz var mı? Çünkü o bölge şu anda siyaseten birilerine peşkeş çekiliyor bir şekilde. Peşkeşin derdinde değiliz. Bu peşkeşin devamında orada ortaya çıkacak olan yapının, bu 14 tane otelin hepsi de diyelim ki koşullar sağlandı. Ambargo bir şekilde delindi. Kalktı da demiyorum. Delindi. Olur ya, bir yerden su sızmaya başladı. Ve Türkiye'nin X takımları, hani çok şikayet ediyoruz ya, futbolda, voleybolda, basketbolda, cimnastikte, handbolda geldi. Bir zaman, kusura bakmasın Karadeniz'e arkadaşlarım, espri olarak söyleniyor bu. Rizeliler Çin'e savaş açmış. Sonra demişler ki ya öldürdüğümüz Çinlileri nereye gömeceğiz diye gayle çekmeye başlamışlar. Nerede misafir edeceğiz? Nerede sportif aktivitelerini yerine getirmeleri için saha ve salon tevdi edebileceğiz kendilerine? Bizim spor öngörümüz bu mudur? Spor Dairesi Yönetim Kurulu'nun asli görevi çıkıp da sipahiye mi, mevlevi'ye mi, kırklara mı ya da futbola ya da voleybola kime, üç kuruş kime ne vereceği kısmı değildir. Ülke sporunun vizyonunu aşma noktasında ortaya koyacağı bir performans olması lazım. Onun diğer geri kalan kısmında az önce Uğur Hocam'ın ifade ettiği tarzıyla girdiğiniz elektronik ortamda zaten yaptığı aktiviteler belli, katılacağı yarışmalar belli, ortaya koyduğu performans belli. Onun da kendi içinde, çünkü her sporun, her sporcunun kendine göre bir maliyeti çok daha farklıdır. Hani zengin sporu dedikleri falan ve diğer, evet, bir golfü örneğin yapmaya çalışırsanız belki de Futbol Federasyonumuz kadar bir bütçe ihtiyaç duyabilir golf sahası için ve onun yaptırıma, uygulamaya girebilmesi için. Ona uygun bir şekilde kime ne verebilirseniz mevcudun içerisinde, bunda da şeffaf olursanız bir süre sonra da bu şeffaflık sokakta, hocam marketin dedi, bir daha Türkçe söyleyelim, pazarlama kısmında vatandaşın ilgi duyacağı, geleceği, orada seyir zevkinin artacağı bir ortamda ben de tüccarsam daha çok para kazanayım ama spora da bir gaylem var, katkıda da bulunayım dersem o kendiliğinden ilişki ortaya çıkar
Ve o ilişkinin devamında da beklemediğiniz rakamlarla belki de sponsorlar da gelir oraya katkıda bulunur size. Sözünü ballan keserim. Bir şey tamamlamak lazım tabii orada. Ki. Spor dersinin bütçe kalemlerinin iki kalemi vardır. Bir başarı kalemi vardır. Yani sporcuların başarı olduğu ve maalesef bizim copy paste dediğimiz altındır. Yani şu anda çok komik bir şekilde copy paste yapılmış bir hızlı hazırlamış bir olaydır. Normalde sizin sporcunuz bugün kazandığında başarı, üçüncü kaç para alacak ödül veya ikinci kaç alacak kazandığı müsabakanın değerine göre bir ödül kalemi vardır. Bu ödül kalemi yıllardır bu Türkçeleşti, bizim Kıbrıs'a çevrilemedi. Çünkü Türkiye'de altın olay var, sanki bizde çok altın varmış gibi copy paste yapıldı. Düşünebiliyor musunuz? Ben 2015'ten bahsediyorum, 2007 yıldır ödül kalemi daha güncellenemedi. Normalde sporcu bilecek, siz de bileceksiniz federasyon. Ben birinci gelirsem manevi hazın yanında işte 3 lira 4 lira alacağım. Siz aynı zamanda federasyon olarak ben işte biliyorsunuz olimpiyatlara da giden bir sistem vardır, hiyerarşik düzen vardır. Ben bu müsabakaya katılırsam, uluslararası müsabakaya katılırsam katılma bedelim budur. Derece gelirsem üçüncü bu, ikinci bu, takım olarak bu. Bu planlama, projelendirme çok zor bir şey değildir. Çünkü zaten bunun altyapısı Türkiye'de vardı zaten. Bizde tek yapılması gereken bunu TL'ye çevirip bizim bütçemize göre verilmesi gerekirdi. Bu defa da sizin federasyon başkanı olarak da ne kadar ülkeyi temsil edebileceğiniz konusunu düşünürsünüz. Ne kadar sporcuyu başarıyı elde edeceğini düşünürsünüz. Ya sizi de, başkanı da, yönetimi de, federasyonları da tetikleyici kalemler ortaya çıkar. Bu sefer şikayet edilmez. Futbola altı verirken niçin bütün federasyon altı verir? O zaman bu kalem de ortadan kalkmış olur. Bu siyasi görüş de ortadan kalkmış olur. Kim temsil ediyor bizi? Bilardo Federasyonu. O zaman Bilardo Federasyonu daha fazla. Niçin Bilardo Federasyonu kat ettiği bize en yukarıdadır. Ya da atletizmde ilk sporcu. Olimpiyatlara gitti. Demek ki en çok bu çocuk alır. Çünkü bizi en iyi temsil eden budur. Bizim bütün mesele her şeyde olduğu gibi siyaseten değil de sistem üstünden yürümememizdir. Sistemi oturdursak yine dediğim gibi kişiler değil sistemde başarılı olan insanlar öne çıkacak. Ben bilirsem ki olimpiyatta koşan çocuğum 10 kuruş alacak ama şu anda yeni boyası yapılan bir yarışmada festivalde yapılan çocuğum da 1 lira alacak. O da ona göre koşar. O da onu bilir. Herkes o zaman saygı duyar. Benim yarışmam buradadır. Onun yarışması oradadır. Ve hedef koyar. Ben şu anda burada koştum ilk amatör yarışımı, 10 kuruş aldım, bir madalya aldım. Ha, ikinci yarışımın hedefi basamağı budur. İnsanlara hedef gösterdik sonra bir yere doğru gider. Hedef göstermezseniz böyle bir muallakta, hedefsiz, kimsenin amaçlamadığı sistem ortaya. Şu anda sporun amacı yok maalesef. Kişi nedir amacı? Siyasi olarak Ahmet tanıdığım gelsin, X parti gelsin, onun yanında olayım. Bundan kurtulmadığımız sürece hiçbir şey olmayacak bizim memleketimizde. Maalesef böyle. Tek yapılması gereken İş insanları kendi gücü kadar, bizim de aynı şekilde DAF Spor olarak gücümüz kadar manevi olarak haz duyduğumuz, madde olarak dediğimiz sistemler kurmamız gerekir. En azından bireysel olarak. Benim şu anda bütün tanıdığım ekonomik gücü olan insanlara önerim budur. Ya bireysel ya birkaç şeyin ekonomik gücü olan insanların kulüp kurup manevi katkıları konmasıdır. Başka şansımız yoktur bu çıkışı, küçük de dönüş ama doğrusu bu değildir aslında. Doğrusu ülke politikasının izlenmesi için düğmeye bastığında bu sporcum var. Bu param buraya gidecek. Bu çocuk gitti şeye başarılı oldu bu kadar. Ve bizim önümüz aslında hep kapalı. Çok her yerde kapalı hocam. Değil. Hocam çok mu zor yani? Değil. Belki de hiç... üniversitelerle federasyonun ve spor dairesinin birlikte hareket edeceği bir yapıyla bugün 30 tane üniversite var artık. Bir projemiz daha vardı. Anlattıydım o zaman kendilerine. Ve biz maalesef şu anda çok sevdiğim değerli bir arkadaşım Hüseyin Kanıcı üniversite başkanı ki aynı şekilde çok uğraştı ve misafir getiremedi. Şu anda biz üniversite sporunda ambargomuz yoktur. Üniversite beyin emineldir. Biz aslında öyle bir algı var ki her şey ambargomuz var. Yok arkadaşlar. Her şeyde yok. Üniversite sporları ve okul sporunda ambargomuz yoktur. Biz burada bunu önce bunu düşünelim. Biz üniversite sporları ve okul sporları yoktur. Biz üniversite olarak, X üniversite olarak, devlet üniversitesi olarak da fark etmez istemiyorsa katılıp başka ülkeye, Barcelona'ya, İtalya'ya, Afrika'ya, istediğimiz ülkeye üniversite gidebiliriz. O zaman bu çocukları vizyonu ve sporuysa niçin buraya taşımayız? Zaten bu ülkenin en büyük şeyi nedir? Turizm, üniversite. Biz o zaman üniversite kısmına geçeriz. Üniversitenin içine kulüpleri güçlendiririz, üniversiteye destekleriz, kulüp sayısını, kulüp branşı 32'ye yaparak şeye çıkarırız. Bunun içerisinde yerleştiririz. O zaman da Amerikan sistemi gibi başarılı sporculara burs verilir, başarılı sporcular okulda ücretsiz okur. Ki zaten ülkemizin en büyük giderlerinden bir tanesi maalesef
eğitim ve sağlıktır. Ki sağlık artık o da çok büyük gider oldu. Eğitimi en azından ailenin üstüne almış olursunuz. Ve çocuğun endişe kaygısının ne olacağım, gelecekte ne olacağım kaygısı olmaz. Tam tersine sporcu olduğu için ödüllendirme kalemi gibi. Okul öderken aynı şekilde devletteki yük de azalır. Devlet yalnızca dediğimiz gibi size başarılı sporcunun katıldığı çizili sisteme göre ödül kalemini ödül. Ve ülke otomatikman bir sisteme girmiş olur. Ve başarı tık tık gelir bu defa. Sevgili başkan, iyi hatırlattın. Yiğitcan Ekimoğlu'nu geçtim. Melis Redif'i geçtim. Olimpiyatlara birebir giden dostlardan bahsediyorum. Olimpiyata gitme kısmında da şu anda Merve Çelebi Türkiye'de kar voleybolu üzerine. Baktılar ki bizim kendi içimizde bir şey çözeceğimiz yok. Kar bizde olmadığı halde biz kar voleybolunda çok başarılıyız. Bize kar gönderdi. Belki buradan kar voleybolu yaparız da farklı bir kapı açıyor. Biraz da espri konusu olsun diye. Evet. Hocam, Mustafa Alnar Bilardo dediniz. Evet. Bilardo da gitti ve Avrupa'da çatır çatır şampiyon oldu. Geldi. Ödül yönetmeliğinde de karşılığı da bellidir ne alacağı. Gitti spor dairesine müracaatını da yaptı. Aylardır cevap yok. Hocam 3 senedir tüzüğümüzü verdik. Federasyonun tüzüğünü verdik. O karmaşa var sizde. 3 yıldır tüzüğümüzün onaylanmadığını gördük. 3 yıldır federasyon başkanıyım. Değişik spor dairesi müdürleri gördüm. Bir kişi de demedi ki ya Hasan hocam ne bir projeniz var, ne ihtiyacınız var, neleri hedefliyorsunuz? Örneğin işte kulüplerimizin sizin salon sıkıntınız var. Evet. Nerede çalışacaksınız? Ücretsiz ders diyoruz küçük bir alanda. Tamam, bunu nasıl geliştirebiliriz? Bir Allah'ın kulu da çağırıp bu yıl Jimnastik Federasyonu'na 3 salon yapmamız gerekir. Yani 150 sporcuyken bir salon vardı, 3000 oldu. İkinci, üçüncü, dördüncü salonlar, olimpik aletlerin olduğu salonlar gerekli. Yani bunu biri gayle edinmiyor, biri projelendirmiyor, biri de çağırmıyor. Sizin de en büyük sıkıntınız salon. Bu konuda zamanımız da daraldı ama. Salondan önce az önce bahsettiğiniz kısmıyla federasyon olarak başka bir sıkıntınız var ama siz gündeme getirmediniz. Ben gündeme getireyim. Spor dairesi diyoruz ya, hani sporu yönetenler diyoruz. Hocam az önce fitness'ten bahsetti. Eğitimden bahsetti. Gelişmeden bahsetti. Hangi federasyonun hangi branşları yapabileceği, hangi konularda kurs açabileceği, hangi konularda antrenör, hakem eğitebileceği var olan tüzüğünüzde bile belli değil mi? Bellidir. Ona rağmen farklı federasyonlar, farklı federasyonların altından bir şeyleri çekip yapmaya çalışır ve yapıyor, pratikte de yapıyorken. Ve siz bu işin en tepedeki merci olan spor dairesine gidip başvuruda bulundunuz. Jimnastik Federasyonu olarak ve dediniz ki Uğur Çorba X Federasyon benim olan filan branşta şunu 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 yapıyor. Engelleyin, kapatın ve benim yapmam gerektiğiyle ilgili gerekli düzenlemeyi yapın. Ne oldu? 3 yıl oldu hocam. 13 yıl da olacak, sorun değil. Yani bu sistem sorun olarak orada hocam. Yani ben bir tanesini çözseniz geri kalanlar da yavaş diyecek ki çözüyorlar. Sıra bize de gelecek. Öyleyse biraz da ayağımızı denk almamız gerekir. Çözümsüzlük, çözüm moduyla önümüzde durduğu müddetçe siyaseten X kurumu batırdı. Kimse hesap sormadı. Eğitimde darmadağın etti. Kimsenin umuru olmadı. Sağlıkta uçtu, batırdı, yatırdı, öldürdü. Kimse bir şey yapmadı. E sporda da nasılsa bana bir şey yapmayacak mantığıyla. Geçmiş dönemde elimizle gidip Sayıştay'a verdiğimiz, kendimizi ihbar ettiğimiz ve 7 yıl üstünden geçtiği halde hiçbir şeyin yapılmadığı dosyanın, milyonlarca TL paranın devlet eliyle bir yerlere yasa dışı gidişinin ihbarını yaptığımız bir dosyanın cevabının ne savcılık ne Sayıştay tarafından gündeme bile getirilmediğini söylemek bana acı veriyor. Beret ekranlarında bunu söylerken gelecek adına kaygı veriyor. Ama umutsuz değilim her şeye rağmen. Umutsuz değiliz. Çıkar, medeni bir şekilde bunu söylerim. Şu anda kayıt altındadır. Birileri de çıkıp da desin ki lütfen. Hoca gel buraya bakayım ya, nedir senin söylediğin? Sen zan altında bırakıyorsun X, Y, Z kurumu. Bütün söylediklerimiz şu anda kayıt altında. Biz bildiklerimizi söyleyelim. Ama bilen birileri de bu işin üstüne gidebilsin lütfen. Ben dediğim gibi DAP Spor Grubu olarak... Zaten Hasan senin çok konuştuk bu konuyu. Biz bir yer istemiştik. Ve seçilen başbakan da ne dedi? Yap işlet devir modeline hep sıcak bakıyoruz.
Ve size dedik yani bize bir yer gösterin. Biz spora katkı koyalım. Çünkü şu anda devletin bir kapalı kompleks yapma, sizin bahsettiğiniz gibi alan yapma, alan şey icra etme durumu yok. En azından biz ve bizim çevremizde toplayacağımız birkaç ekonomik gücü olan insanlarını yapacağımız gibi bir mekan, bir arazi göstermesi için hala da ben de dönüş almadık yani. O da merak ediyorum. Yani bizim önümüzü de açmıyorlar. Hocam ilginç olan da odur. Yani birileri bir enerji, bir gayle edinmiş, bir şeyler yapmayı hedeflemiş. Ya bu kişiler bulunduğunda neden desteklenmez, neden bir omuz verilmez de kazanan ülke sporumuz olsun? Yani biz şu an misal farklı yönlerden araştırmalarımız devam ediyor. İki bölgede ambar bulduk. Şimdi ben gidiyorum oraya, o ambarı almak için uğraşıyorum. Karşı taraftan da atıl vaziyette olan ambarı vermemek için bir güç, vermemek için direniyor. E arkadaş, bu bölgenin çocuklarına hani işte artık eskiden uyuşturucu bilmem ne falan kötü alışkanlık denirken şimdi hareketsiz yaşantı, tablet, evet, bilgisayar çok ciddi bir sorun olmaya başladı. Biz kendimize gayle edinmişiz. Verin bu omuzu. Örneğin size yer. Arkadaş bulunmuş, hazırlanmış. Verin açalım bunun önünü diyen ben daha kimseyi görmedim. İnşallah bundan sonraki süreçte görürüz. Toparlayacak olursak herhalde iki de mesajımız var. Son söz böyle kapatıp bitirelim hocam. Mustafa hocamız. İyi yayınlar, saygıdeğer hocalarımız. Ülke sporu için çok önemli bir isim Uğur hocamız. Seviliyorsunuz. Hasan Başkanımız her zaman dile getirdiği gibi ülke sporunu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Karamsar olmamamız gerekir. Murat Göztaş, Büyük Konuk'tan Güreş Kulübü olarak jimnastik ve bütün sporları destekliyoruz ve Hasan hocamızı takip ediyoruz. Güreş sporunun da başlangıcı jimnastik olduğunu düşünüyorum. Bütün branşların temelini jimnastik oluşturuyor. Biz de kilit noktada dediğimiz, gelecek jimnastikle şekillenecek dediğimiz noktada bizlerin yetiştirdiği çocuklar diğer branşlarda şampiyon bir birey olacak. Bunun örnekleri var. Kadın futbolunda bir jimnastikçimiz gitti. Voleybolda çok ciddi, futbolda çok ciddi yeni nesil alttan geliyor. Bunları geliştiren, yetiştiren jimnastik ailesi 3 yıllık bir süreçte bunu 10 bin hedefi koyduğumuzda, 10 bine ulaştığımızda ülke sporumuzun nerelere geleceğini tahmin bile edemeyiz. Çünkü çok ciddi bir profesyonel eğitim veriliyor. Murat Göztaş, çok teşekkür ediyorum. Tam yerinde konulara değindiniz. Güreş Federasyonu olarak yurt dışında Kosova'da bizi resmi olarak tek tanınan güreş turnuvasına gidiyoruz. Derecede alan sporcular federasyonumuz bir adet çeyrek altın veriliyor. Devlet olarak ödül değil, tebrik eden bile yok maalesef. Hani altını geçtik, evet, tebrik eden bile yok. Evet. Toparlayıp kapatalım. Çok zamanımız da geçti hocam. Bu kısmıyla devam edeyim. Sevgili Buğra Eryıldız, Avrupa'da Türkiye milli takım adına bu voleybolda başarılı bir sonuçla döndüğünde dönemin başbakanı Özkan Bey'e dedim ki başkan, ilk sporcumuz böyle bir ödül kazandı. Belki maddi olarak çok fazla bir şey yapamayız ama en azından iki satır yazıyla sevgili Buğra'yı tebrik ederseniz sanırım onun için de manevi boyutuyla çok hoş bir düşünce olacak. Olur dedi. İki satır yazı bir şeyler karaladık, yazdık, imzaladı ve biz bir şekilde buraya ulaştırdık bunu. Buğra hala daha bunu söyler. Ben yıllarca Türkiye'nin plaj voleybolunda, kar voleybolunda farklı farklı boyutlarıyla milli takımlar seviyesinde oynadım. KKTC'yi de temsil ettim birçok ortamda. Hiçbir yönetici beni hatırlamadı, arayıp sormadı. O yazı, evet, şunu arkasını getirdi. Hocam belki de siz, yani spordan gelen birileri bir yerlerde olmasa, örneğin bugün programa girmeden önce sevgili Hüseyin Cahitoğlu'nun başbakanlıkta olması spor adına ciddi bir avantajdır. Geçmişi sporun içinden ve o daireyi çok iyi bilen biri olduğu için bir şeyler yukarı gittiğinde, hani siyaset dedi ya hocam, siyaset şekillendirirken sporun içinden gelen, sporu bilen birilerin orada olması ciddi bir avantajdır. Hatta bir yetmez iki Hüseyin var orada. Amcaoğlu da, evet, sporun içinden gelme olduğu için. Sevgili iki Hüseyin'e de buradan selamlarımızı gönderirken spor adına, gelecek adına bu kaygıyı gidermek için onların da artı değer olarak duygu ve düşüncelerini katarak bu çıkmazdan federasyonlarımızın, sporcularımızın, kulüplerimizin çıkması için gereken katkıyı yapmayı bekliyoruz, temenni ediyoruz. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. Siz de bize bu programı açarak, BRT kapılarını açarak, buradan topluma
konuşabilme, düşüncelerimizi aktarabilme fırsatı bildiğiniz için teşekkür ediyoruz hocam. Umutsuz değiliz, gerçekçiyiz ama var olanın üstüne yeni bir şeyler yapmak için birlikte mücadele etmeye devam etmemiz gerektiğini de söyleyerek noktalayalım. Sağ olun hocam. Ben umutsuz değiliz, karamsar değiliz. Ya dediği gibi hocamın onlar o cümleye devam edelim, gerçekçiyiz. Örnek sunarak sizin federasyonunuzun, cümlesiyle bizim federasyonumuzun nereden nereye geldiğini, bir doğru dokunuşla, bir çaba, bir enerji nereye gelebileceğini gördüğümüz için canlı örneğisiniz. Sağ olun. Ve aynı şekilde Hüseyin arkadaşlarımızın, iki Hüseyin arkadaşımızın da çabasıyla bu stabil giden diyeyim artık, negatif konuşmayalım. İnşallah spor dünyamızda, spor camiamızda daha iyi yerlere gider. Onlara da buradan başarılar dilerim tekrardan. Hasan arkadaşımıza da başlarına devam edelim. Sağ olun. Biz de bu yurt dışı için çıkmazı aşabilmek adına Hüseyinlere gittik. Biri kaptanı bir de yönetici olarak düşündüğümüzde Hüseyin Bey'e, Hüseyin Cahit'e dilekçe verdiğimizde yurt dışına çıkabilmek için bu sıkıntımız var. Spor dairesinin yönetim kurulu oturmadı. Sıkıntılarımız var. Aşabilir miyiz diye gittiğimizde yardımcı olabileceğini, destek vermek için çalışacağını söyledi. İnşallah olumlu bir dönüş olur. O yurt dışına çıkabilme anlamında da. Ben Hüseyinlerden umutluyum. Bulundukları konum itibarıyla ülke sporunu hani o duranlıktan harekete geçirebileceğine inanıyorum. Görevlerinde de inşallah başbakanlığın altında görülüyor spor dairesi şu an. İnşallah orada kalırlar. Ülke sporunu da şaha kaldırırlar diyoruz. Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. BRT kurumuna da bir teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu imkanı bize sunduğu için Bayrak Radyo Televizyon üst kurullarını da çalışanlarına da herkese de çok teşekkür ediyoruz. Sporla kalın, sağlıkla kalın diyorum.